Trafik gelene kadar bir dur. Sen şunu al. Çünkü araba. Şey, bu sefer bu sefer bu numara abi. Hadi geç. Allah aşkına ne abi? Sen kardeş, sen bak. Çöbe bak bize bu çöbe. Hastaneye götürsün, onlara da bir müdahale. Kontrolden çöbe çöbe şok oldu. Yok Allah'a çok şükür. Baş çocuklar da. Hadi hanımefendi. Hocam, ben üstün bastım. Arkadaşım, bana galiba. Abi şu bir şeylere varsa kalmadı. Ablamızın çantası. Ablamızın tarafı şoför nerede? Onda bir şey var. Çocukların yanında dur. Burada zaten dur ya. Abi diğer sürücüyü nerede? Diğeri nerede? Onda bir şey var mı? Sosuna başı. Yaslayın kendini böyle kasma. Haber verdin mi? Vereceğim. Abi. Gene itibara karşı abi sana da ambulans yolda abi sana görüyorsun lan doğru 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 Demin ambulansın kapısı alıyor. Alıyordu işte. Lan orayı vermeyiz. Teyze. Ya bir şey kaldı. Ya bir şey yok. Allah Allah. Demin kapıyı açıldı bu abi. İçeri içeri. Senin hastan olduğunu düşün. Vermeyiz onu. Bir şey yok ya. Abi ya bir şey yok şimdi hayat mı? Ustam. Erler mi kadar burnu bile kanı altına alıyor. Ya abi sana versene teyzeme. Canım sen bana dön geç ambulansın önüne bin. Kim onun üstüne? Ya bırak anne. Anne. Bak kardeş korkma korkma ben çocuğum. Zaten bir şey yok. Burada sürekli bir kazalarla karşılaşıyoruz. Demin olduğu gibi yaralılar vardı. Onlara müdahale ettik. Ambulansa bindirdik, gönderdik. Ama bu bölgeye bir ışık koyulması lazım. Günlük en az 3 tane bir kaza oluyor. Bu kazadan dolayı da gerçekten yani buradaki insanların da psikolojisi bozuldu. Her gün kaza yaşadık. Biz de kaldıramıyoruz bunu. Bunu belediyemizden, emniyetimizden rica ederiz ki buraya bir ışık konulsun. Bu engellensin. Burası hareketli bir cadde. Her gün bir kaza oluyor. Emniyetimizden ve belediyemizden ricamız bunu bir an önce çözsünler. Büyük bir sıkıntı oluyor.